eriten bir yolun İstanbul istikametinde feci bir kaza meydana geldi. Maalesef 26 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada ikisi ağır, 13 kişi yaralandı. Bir görülmez kaza diyelim. Yakından bakalım. Tankerden mazot döküldü. Araçlar birbirine girdi. Baksana yolcuya düşüyor. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TEM otoyolunda gece saatlerinde tankerden dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı. 7 ayrı noktada 26 araç birbirine girdi. Mazot tankeri var ya, döke döke gitmiş. İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. İkisi ağır, 13 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Maalesef bu feci kazada mazot mu ne döküldü? Vallahi hız ve dikkatsizlik ve tabii bir taraftan da hava biraz yağışlıydı ama yani oralar özellikle iki işeride de iniyor bir taraftan o yol. O TEM'de giderken biraz sıkıntı yaratabiliyor ki son dönemde işte gördük açık ve net bir şekilde. Hava çok dikkatli gitmek lazım. Kesinlikle hava şartları ve hız gerçekten çok önemli. Bir de aynı zamanda mazotun dökülmüş olması da yerleri kaygan hale getirmiş. Şimdi bu acaba bir önlem dahilinde olabilecek bir durum mu? Yani tankerden mazot sızması normal midir? Bu arada mazot azam mı gelmiş? Ha geldi evet. Biraz bir şey var, bakarız şimdi. Mazotun 40 lira olduğu bilgisi geldi. İniyor çıkıyor sürekli olarak. Evet yani bu çok normal bir şey. Bu önlenebilir mi? Belki bu da sorulabilir. Çünkü hani çok ciddi kum ve dökersin. Tehlikeli bir şey. Taş dökersin. Yani o sırada mazot yani döküle döküle gidiyorsan da ne yapacaksın? İşte böyle zincirleme kaza oluyor maalesef. Yani demek ki burada mazot nasıl birdenbire kendisini bırakıverir ki? Tamam yani soru geliyor o. İş. Aynen öyle. Vallahi büyük geçmiş olsun. Neyse ki bir can kaybı söz konusu değil ama yani bu tür hadiselerde de 26 araç birbirine girdi. Acil şifalar diliyoruz. İki ağır arkadaşımız var yaralı olan. İnşallah tez zamanda acil şifalar diyelim. Ve yapacak hiçbir şey yok yani. Kontrolü kaybettiğin anda düşün kaygan bir yolda. Yani araçlar kendi yoluna masum bir şekilde giderlerken sadece bu ihmal ya da hız ya da ne sebep olduysa artık bu sebepten dolayı ikisi ağır, 13 kişi de yaralanmış durumda. Acil şifalar diyelim, geçmiş olsun.